1. 2. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 156 Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. 2. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 1561. Muvaffak olduğum için memnun değilim. Memnun olduğum için muvaffakım. Yukarıda, okuduğunuz metinden bir cümle verilmiştir. Bu cümle ile ilgili aşağıda verilen boşluğa anlamlı bir paragraf yazınız. Cevap. Öncelikle burada muvaffak olmak ne demek bunu açıklayalım. Muvaffak olmak. Başarmak, başarılı olmak demektir. Bu sözde o zaman başarılı olduğum için memnun değilim, memnun olduğum için başarılıyım denilmiştir. Peki burada vurgulanan nedir? Burada kanaatkarlık vurgulanır. Kişi içinde bulunduğu durumun farkına varıp bu durumun ona verdiği veya kazandırdığı şeylere kanaat getirerek daha iyi bir duruma ulaşabilir. Biz de burada kanaatkarlık ile ilgili kısa bir kompozisyon paylaşalım. Kanaatkarlık, elindekiyle yetinebilme, açgözlü olmama, azla idare edebilme olarak tanımlanabilir. Kanaatkarlık, her insanın sahip olması gereken önemli özelliklerden birisidir. Mutluluğun en büyük kaynağı kanaatkar olmaktır. Azla yetinmeyenler çoğu da bulamazlar. Oysa elindekiyle kanaat edenler, ileride daha fazlasına sahip olabilirler. Kanaatkarlığın zenginlikten çok daha değerli olduğunu söylerler. Zenginlik gün gelir biter ve ona bel bağlayanlar üzülmek zorunda kalır. Oysa kanaat sahibi insanlar, zenginlikte de fakirlikte de mutlu olmasını çok iyi bilirler. Elinde varsa istifade etmesini de bilirler, olmayınca şükretmesini ve sabretmesini de bilirler. Kanaatkarlığın zıt anlamlısı açgözlülüktür. Hep daha fazlasını istemek, elindekiyle yetinmemektir. Atalarımız, aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz, demişlerdir. Gerçekten de açgözlülük kadar insana düşman olan başka kötü bir huy yoktur. O öyle bir huydur ki insanın elindekini bile alır götürür. Sahip olduklarımızla yetinmeyi, halimize şükretmeyi bilmemiz gerekir. Allah şükredenleri sever ve onlar üzerindeki nimetlerini artırır. Dünyevi zenginliğe sahip olmaktansa kanaat edip Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak, dolayısıyla cenneti hak etmek daha iyidir. 2. Sabaha doğru Recep'i, o dağ başının dondurucu ayazında kapının önünde beklemeye başladı. 2. Küçük ağa bir gün Çakırsaraylı'ya, Akşehir'e bir adam göndermenin mümkün olup olmayacağını sordu. Evden haber almak istiyordu. 3 atlının karaltısı 200 metre aşağıdaki kurdan kurtulunca, kendini tutamayıp onlara doğru koştu. 4. Çakırsaraylı, emret ağam, dedi ve hemen o gece Recep ve 2 atlıyı yola çıkardı. Ve küçük ağa ertesi şafağı nasıl yaptığını bilemiyordu. 6. Bütün gece bir damla uyumamış, nal seslerini beklemişti. Yukarıda numaralandırılmış cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturmak isterseniz sıralama nasıl olmalıdır? Aşağıdaki boşluğa yazınız. Cevap 2, 4 ve 6, 3. Üçüncü metinden alınan, tam bu sırada karşısına başka bir felaket çıktı. Mermer yalı, cümlesindeki iki noktanın hangi amaçla kullanıldığını boş bırakılan yere yazınız. Metinde iki noktanın bu kullanım amacına benzer cümleler bularak bu cümlelerin altını çiziniz. Cevap, kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin sonuna konur. Örnek, bu kararın istinat ettiği en kuvvetli muhakeme ve mantık şu idi. Esas, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Atatürk, kendimi takdim edeyim, meclis kitiplerindenim. Falih Rıfkı Atay, 1. 2. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı sayfa 156 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.